Hasan Celal Güzel, Kırım Bizim Canımız Sevgili okuyucular, bundan 70 yıl önce 18 Mayıs 1944 gecesi sabaha karşı Kırım Türklerinin tamamı 1500 yıllık vatanlarından zorla koparılarak 20 dakika içinde hayvan vagonlarına doldurulup Sibirya'ya ve Sovyetler Birliği'nin en ücra köşelerine sürüldüler. Bu soykırımda Kırım Türklerinin %46'sı havasızlık, salgın hastalık, soğuk, açlık ve katliamlar yüzünden hayatını kaybetmiştir. Bu alçakça soykırıma CHP şeflik yönetimi seyirci kalmıştı. Kırım Türklerinin Mustafa Cemiloğlu'nun, Kırımoğlu'nun liderliğinde verdikleri mücadele sonucunda soykırımdan kurtulan az bir kısmı 1967'de vatanlarına dönebildiler. Halen pek çok sorunlarıyla beraber son asırda 2 milyondan fazla Kırım Türk'ünün yok edilmesinin acısını yaşıyorlar. Kırım Kırım Türkü, Tatarı denilince yüreğimizin bir köşesi derinden sızlar. Türk ve dünya tarihinin bu en mazlum, en mağdur fakat en vakur insanları asırlar boyunca katledilmişler, sürülmüşler, soykırıma maruz kalmışlar. Lakin gözlerden uzak, sessiz, sedasız nice destanlar yazmışlardır. Son haftada Ukrayna'daki olaylar sonunda Cumhurbaşkanı Yanukovic'in Rus taraftarı totaliter rejimi devrilmiş ve Ukrayna'nın bölünmenin eşiğine gelmiştir. Kendi adamlarının devrilmesinden hoşlanmayan Moskova ise 60 yıldır Ukrayna toprakları içinde bulunan özel Kırım'ı Ukrayna'dan ayırıp Rusya'ya bağlamak için sistemli bir işgal başlatmış bulunuyor. Kırım'da meclis ve başbakanlık işgal edildi ve resmi binalara Rus bayrağı çekildi. Kırım'ın başkenti Ak Mescid'de başlatılan dolaylı Rus işgali Ukrayna'ya karşı koz olarak kullanılmak isteniyor. Halen dünyada 800 binden fazla Kırım Türk'ü bulunuyor ve bunun 250 bin kadarı Kırım'da yaşıyor. Kırım'da büyük sürgünden sonra Türklerden boşaltılan topraklara ve evlere Ruslar sistemli şekilde yerleştirildi. Bu sebeple halen Kırım Özerk Bölgesi ahalisinin yarısından fazlasını Ruslar meydana getiriyor. Geri kalan nüfusun %25'ini Ukraynalılar ve %15'ini de Kırım Tatar Türkleri oluşturuyor. Ruslar özellikle Sivastopol civarında çoğunlukta bulunuyor. Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Türkleri Ukrayna'ya bağlı olan Kırım Özerk Bölgesi'nin Rusya'ya bağlanmasını istemiyor. Esasen Kırım Türkleri bir bakıma Ukrayna'nın bütünlüğünün garantisi durumundalar. Kırım Tatarları özerk cumhuriyeti Ukrayna'dan ayırıp Rusya'ya bağlamak isteyen her türlü eyleme karşı harekete geçeceklerini bildiriyorlar. Bütün bu gelişmeler karşısında Putin'in alacağı tavır merakla bekleniyor. Şurası muhakkaktır ki Putin liderliğinde Rusya Federasyonunun Kırım Özel Cumhuriyetini Ukrayna'dan kopararak kendisine bağlaması için yapacağı her türlü askeri eylem uluslararası alanda hukuka aykırı bir işgal hareketi olarak kabul edilecektir. Ayrıca Rusların işgal tehdidi altında yaptıracağı bir referandumun meşruiyeti de çok tartışma konusu edilecektir. Son olarak şu hususun altını çizerek belirtmek istiyorum. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna olaylarını fırsat bilerek Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne el koyması karşısında Türkiye'nin sessiz kalması da mümkün değildir. Hasan Celal Güzel, Sabah